Eğer yeniden başlayabilseydim, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum ilkinde olmadığım kadar. İlk baharda pabuçlarımı fırlatır atardım. Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım. Bir şansım olsaydı eğer. Ama işte 85'imdeyim ve biliyorum, ölüyorum, diyor Borges Anlar şiirinde. Fakat siz bu videoyu izliyorsanız her an yeniden başlama şansınız var demektir. İkincisine gerek kalmadan her anınızı taçlandırabilirsiniz. Biliyorum, dünya kolay bir yer değil. İtiraf ediyorum. Ben de birçok zaman zar zor yaşıyorum ve zorlanıyorum. Bu videoyu yalnız olmadıklarını belirtmek üzere hayatta kendini kaybolmuş hisseden herkese adıyorum. İyi seyirler. Kendini kaybolmuş hissettiğin ve hayatı çok anlamsız bulduğun bazı günler vardır. Eminim sen de öyle hissetmişsindir. Günler birbirini takip eder, rüzgar yükselir ve fırtına yaklaşır. Evimi yutacağına dair içimde tuhaf bir his var. Kendimi karanlık bir boşlukta yutulmuş gibi hissediyorum. Fırtına dindikten sonra kendimi başarıya, aşka, dostluğa ve güvene dair tüm tanımlarımı kaybetmiş durumda buluyorum. Sahiden ben kimdim ve ne yapardım? Eskiden ne için savaştığımı hatırlayamıyorum. Hiç potansiyelinizi boşa harcadığınızı hissettiğiniz oldu mu? Bir zamanlar içimdeki güneşin ateşi olan tutkularım ve hayallerim nerede? Onları takip etme riskini nerede bıraktım? Hayat aslında kaç dakika nefes aldığımız değil, nefesinizi kesen kaç dakika yaşadığımızdır derler. Yani bu demek oluyor ki hayat yaşama riskini aldığın kadar var. Yeni bir şey deneme riskini hiç almamışsak yaşadığımızı söyleyebilir miyiz? Günler sessizce geçti. Zaman o kadar hızlıydı ki her şeyin gerisinde kaldığımı hissediyorum. Artık bulunduğum yerde eskiden tutunduğum inançlarım tüm geçerliliğini yitirdi. Yeni tanımlar bulmalıyım. Duygular ve yaşadıklarımız bana mevsimlerin geçişini hatırlatıyorlar. Gelip geçiyorlar. Bence hayat tüm bu mevsimleri deneyimleyebilmekle ilgili. Alman şair Rilke'nin de dediği gibi, bırak her şeyin başına gelmesine izin ver. Güzellik ve terör. Sadece devam et. Hiçbir duygu nihai değildir. Karanlık bir fırtına ve uzun bir kıştan sonra artık anlıyorum. Yeni bir hikaye yazma zamanı. Bence birçok zaman cevaplara odaklanırken doğru soruları sormayı unutuyoruz. Bu dönemde filmler bana doğru soruları sormamı sağlayarak beni doğru cevaplara yönlendirdiler. Tekrardan başka bir hortumda oradan oraya savrulmamı engellediler. Ancak çoğu insan çok geç olana kadar bu soruları düşünmez. Böyle bir fırtınaya takılmak istemeyip hayatını aynı hissizlikle yaşamaya devam etmeyi seçer. Bunun yanında aynı mevsimde takılı kalarak da yaşamayı seçenler var. Tıpkı Kurosawa'nın Yaşamak filminin baş karakteri Watanabe gibi. Watanabe 30 yıl boyunca aynı işte hiçbir anlam aramadan ve sorgulamadan çalıştı. Ta ki bir gün kanser olduğunu öğrenene kadar. Hayatının son bulacağı gerçeğiyle sarsıldı. Bir süre duvarlara baktı ve bir işaret aradı. Onca yıl oğlu için çalıştığını düşünürken aslında oğlunun bunu umursamadığını fark etti. Sorgulamaya başladı. Şu ana kadar ne yapmıştı? Daha önce kendisi için hiç yaşamamıştı. Hayat enerjisiyle dolu olan iş arkadaşını sarsarak onun gibi yaşamak istediğini söyler. Ömür boyu bir şirkette çalışmak. Geride bırakmak istediğim iz bu mu? Birçoğumuz bize dayatılan hayatlarda sıkışıp kalıyoruz. Ortalama bir eğitim, ortalama bir iş, ortalama bir evlilik, her şey ortalama. Fakat Watanabe bu döngüyü kırdı. O, kısıtlı zamanında insanlara yardım etmeyi seçerek güzel bir iz bırakmayı tercih etti. Sadece bir çocuk parkı deyip geçmemek lazım. Bu azmiyle çevresindekilere ilham verdi
ve hantal bir bürokratik düzene karşı çıktı. Cevapları ararken kafamda bir ışık yakan başka bir karakterimiz de Kore Adı'nın Afterlife filminden. Filmde yaşamla ölüm arasında bir bekleme istasyonu vardır. Her hafta bu istasyona gelen 22 vefat etmiş insana sonsuza kadar saklamak üzere bir anı seçmek için bir hatıra verilir. Peki, hikayeyi anlatırken siz bu arada size vereceğim şu soruyu düşünün. Sizin sonsuza kadar saklamak isteyeceğiniz bir anınız var mı? Hikayeye geri dönelim. Filmde herhangi bir anı seçemeyenler istasyonda çalışan olarak kalıyorlar. Takashi de bu çalışanlardan biridir. Fakat bir gün birisinin hatırasında olduğunu ve başkasının mutluluğunun bir parçası olduğunu öğrenir. Daha sonrasında bir hatıra seçerek istasyondan ayrılır. İki karakterimizden de anlayacağımız üzere bir iz bırakmak istiyoruz. Çünkü unutulmak istemiyoruz. Film yaşamdan sonrasını ele alsa da ölümü hatırlayıp ve hayatı nasıl yaşadığımızı sorgulamamızı sağlıyor. Geriye dönüp baktığımızda yaşanmış bir hayattan geriye ne kalır? Belki birkaç hatıra, belki birkaç kiraz çiçeği. Eğer kalp sinir ve kasların eskidikten çok sonra bile işine yaramaya zorlayabilirsen ve kendinde dayan diyen bir iradeden başka bir güç kalmadığı zaman dayanabilirsen, eğer ne düşmanların ne sevgili dostların seni incitmezse, eğer aşırıya kaçmadan tüm insanları sevebilirsen, eğer bir daha dönmeyecek olan dakikayı 60 saniyede koşarak doldurabilirsen, yeryüzü ve üstündekiler senindir ve dahası sen bir insan olursun oğlum. Az önce size Kipling'in Eğer şiirinden bir parça okudum. Bu şiir bana en zor zamanlarda bile hala bir umut olduğunu hatırlatıyor. Özellikle eğer bir daha dönmeyecek olan dakikayı 60 saniyede koşarak doldurabilirsen dizesiyle her dakikanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. O dakikayı sevdiğim şeylerle ve kiraz çiçekleriyle doldurmayı tercih ediyorum. Her yeni bir günün bembeyaz yeni bir sayfa olduğunu hatırlamanızı diliyorum. Güneş yarın yine doğacak ve baharı kucaklayacağız. Teşekkür ederim. We have to dance to show God we are grateful to be alive. Don't have a job. Dancing's for people who are free. It's an escape from all this. Well. Bu filmler hayattan ne istediğimi sorgulamamı sağladı. Kendim için ne yapıyorum? Eğer bu benim yolculuğumsa direksiyonda kim var? Hayal ettiklerim gerçekten bana mı ait? Çoğu zaman mutluluğumuzu başarılı olmaya, güzel bir ilişkiye, arabaya veya lüks eşyalara bağlıyoruz. Toplumun onay verdiği şeylere sahip olursak mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Oysa mutluluk toplumun bize öğrettiği şeylerle ilgili değil. Bana sorarsanız mutluluk şefkat, sevgi ve tamlık hissetme halidir. Örneğin Kore Adı'nın Afterlife filminde gördüğümüz gibi. Günün sonunda mutlu bir an olarak seçilenler genelde küçük anlardan fazlası değildi. Başkasının mutluluğunun bir parçası olmak, dans etmek, sevdiklerimizle beraber olmak, Disneyland gezileri, yemek yemek ve daha nicesi. Bana soracak olursanız işin büyülü kısmı sıradan hayatlarımızdaki sıradan anlarda. Küçük detayların güzelliğini görebilirsek hayatın heyecan verici yanına tanık olabiliriz. Filmin sonunda kamerayı bize yansıtıyorlar. Bir nevi yönetmen karakterlerin sandalyesine biz izleyicileri koyuyor. Şimdi aynı soruları ben size soruyorum. Rahatlayın, bu koltukta oturduğunuzu ve hayatınızı izlediğinizi hayal edin. Şu an hayatına uzaktan bakıyorsun. Hayatının nasıl bir manzarası var? Ne için yaşıyorsun ve neden? Hayatının renkleri neler? Hayatından memnun musun? Neyi daha çok yapmak ve neyi daha az yapmak isterdin? Ve son olarak, hayatının bir şarkısı var mı? Maalesef bazılarımız daha yaşarken kendi hayat şarkımızdan vazgeçiyoruz. Bazıları ise içindeki şarkıları okuyamadan göç ediyorlar.
Etrafımızda söylenmemiş şarkılarla dolu olan insanlar var. Diyeceğim şu ki, geç olmadan şarkılarınıza sahip çıkın.